Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vural Hocam, bu videoda neler göreceğiz? Bu videoda artık köklü ifadelere başlıyoruz. Köklü sayıları öğreneceğiz. Biliyorsunuz üstlü sayılar konusu tamamıyla bitti. İkisi arasında bir bağıntı var. Dolayısıyla üstlü sayıları bitirmeden tamamıyla bu konuya başlamayın derim. Öncelikle köklü sayılara başlamadan önce bilmemiz gereken şey, basitlik olsun, kolaylık olsun diye ifadelerin tam kareleridir. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 8'in karesi 64, 13'ün karesi 169. Yani şunu söylemek istiyorum. 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilirsek eğer, kare köklerini almak da kolay olacaktır. Çünkü kare kökün ne demek olduğunu herkes aşağı yukarı biliyor. Örneğin kare kök 16 dediğimizde hangi sayıyı kendisiyle çarptığımızda 16 eder? Bu soruyu arıyoruz. Ya 4 ya da eksi 4'tür. Ancak köklü ifade varsa biz pozitif olarak çıkartıyoruz. Cevap 4'tür. Diğer yandan karekök 16 şu manaya da gelir Nagihan. Şurada gizli bir tane 2, şurada gizli bir tane 1 vardır. Yani 16 üzeri şu 2 şuradaki 1'in altına bölü olarak gelirse 1/2 olacaktır. 16 üzeri 1/2'yi ben 2 üzeri 4'ün 1/2. Kuvveti olarak yazarım. Bunlar sadeleşir. 2 üzeri 2 kaç olacaktır? 4 evet. Olacaktır. Tabii ki her zaman için böyle kolay sayılar verilmeyecek. Fakat ne olursa olsun şu mantığı kullandığımızda her zaman için sonuca ulaşacağız. Örneğin küp kök 32 diyelim. Kök dışına çıkamayacak bir sayı bu. Küp kök bu 2 üzeri 5'tir. Evet. Bu 3. Bu 5'in altına 5 bölü olarak 3. gelecek. 2 üzeri 5/3 olacaktır. Mantık bu. Peki 36. Her seferinde aynı işlemi mi yapacağız? Hayır. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 36 olur? 6. Cevap 6 olacak. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 10. 100, 10. Hangi 12. sayı 12? 169. 13. 1. Karekök 1 direkt olarak 1'dir. Peki virgüllü bir sayı geldiğinde karekök 0,49 bunu rasyonel olarak yazın. 49/100 müdür? Ve şimdi ayrı ayrı çıkartın. Yani kök dışına sayı var çarpım veya bölüm konumundaysa kare kökleri alınarak çıkartılabilir. 49 kök dışına kaç olarak çıkacak? 7. 10. 10. O zaman cevap 0,7 yani olacak. Yani kök işaretini pay ve paydaya ayrı ayrı dağıtabiliyorum. Burada olduğu gibi 36/25 6/5 olacaktır. Hı hı. Peki 1+36/25 1+6/5 olarak mı çıkacak? Hayır. Eğer arada artı veya eksi varsa aynı parantez içi gibi ilk önce içeriği halletmek zorundasınız. 25 ile 1'i çarpın 25, 36 ile toplayın 61, 61/25. 61 herhangi bir sayının karesi mi? Şu andaki bilgilerimizle kök dışına çıkartamıyoruz o zaman ki biz buna ileride aslında geçmişte de söyledik. İrrasyonel sayılar adını veriyoruz. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Ama paydasındaki sayı kaç olarak çıkacak? 5 olarak çıkacak. Çarpım konumunda 2 tane sayı varsa buradaki gibi değil. Daha kolay. Çarpımlarını ayrı ayrı çıkartabilirim. Cevabı bulabilirsiniz. Özür diliyorum. 40 olacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok aynen. Peki kök 0. 0'ın karesi 0 mantığıyla. Evet, 0'ı kendisiyle çarparsan yine 0 olacaktır. 0'dır. Burada şunu düşünün lütfen. Dedim yani 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmemiz gerekiyor. 0 hakkında öğrenciler hep bir yerlerde takılıyorlar. 0 tam sayı mıydı? Doğal sayı mıydı? Sayma sayısı mıydı? 0 üssü 2, 2 üssü 0 mıydı? Gibi. Hı hı. Hani hangisi 1, hangisi 0 ya da 7/0 mı tanımsızsız, 0/7 mi tanımsızlı evet, gibi. Sıfır hep kafa karıştırır. Sürekli sıfır kafa karıştırır. Sıfır faktöriyel ya da üstülerde bir sayının sıfırıncı kuvvetinin sıfır üstü sıfırın olduğu düşünülür. Sıfır üstü sıfırın tanımsız olup olmaması. Dolayısıyla sıfırla ilgili her şeyi bilmek zorundasınız. Karekök sıfır direkt olarak sıfırdır diyeceksiniz. 16 çarpı 3. Az önce gördük. İki sayı ayrı ayrı kök dışına evet. çıkartılabiliyordu. 16 çıkar ama 3 çıkamaz. O zaman 3 4. içeride kalacak. 16 4 olarak çıkacak. 3 içeride kalacak. Var mı bir sıkıntı? Yok. Devam edelim. 72. Neyle neyin çarpımı gibi. Yani içeride bu sayının çarpanlarından birini tam kare yazabilir miyim gibi düşünüyorum. 2 çarpı 36. Şöyle yapalım. 2 tane yöntemi var. Az önce bir yöntem öğrettik. 16 çarpı 3'te 16 çıkıyor. Hı hı. O zaman 72'yi de ben
36 çarpı 2 olarak evet. düşünebilirim. 36 out olarak çıkar ama 2 çıkabilir mi? Hayır. Onu kökün içerisinde bırakacaksınız. Anlaştık mı? Peki diğer yöntem nedir? Şöyle anlatayım Nagihan. Diğer yöntem kankalama dediğimiz bir yöntem. 72 kankalama. Tamam. Senelerdir böyle anlatıyorum da ben. Hiç eski videoları izlememişsin Nagihan. İzliyorum. 72 kök dışına çıkartmak için şunu yapacaksınız. Sinemaya gidiyorsunuz. Kanka bilet uygulaması var. Ne olur? Bir bilet fiyatına iki bilet alırsın değil mi? Genellikle hani kankanı da getir. O ücretsiz sinemaya gelsin diye. Bir yalına bir bedava. 72'yi 2'ye ayırın. 36. Asal çarpanlarına bölüyorum. 2'ye böl. 18. 2'ye böl. 9. 3'e böl. 3. 3'e böl 1. Şimdi bu bununla kanka. Bu da bununla kanka. Bu ikisi 2 lira ödeyecek. Bu da 3 lira ödeyecek. Dolayısıyla 2 ile 3 kök dışına çıkar. 6. Şu ikisi içeride kalır. Bu tek galiba kişi fiyatına gidemiyor. Anlaştık mı? Kankalama yönteminde eğer burası 3 olursa 3'erli kanka. Yani 3 kişi tek kişi fiyatına çıkacakmış gibi düşünün. Bu yine dışarı yazılır. İçeride kalanlar da bellidir. 108 hakeza 36 çarpı 3'tür. Kankalama yöntemiyle de yapabilirsiniz. 6 karekök 3 olacaktır. 7 kök dışına çıkamıyor. 16 4 olarak çıkıyor. Peki küp kök 27. O zaman şöyle düşüneceksiniz. Hangi sayıyı 3 defa kendisiyle çarparsam 27 olur. 3. 3. O zaman bunun cevabı direkt olarak kaçtır? 3'tür. 3, 3. Ya da diğer yöntem neydi? 3. 27 3 üzeri 3 değil midir? Evet. Bu 3 üzeri 3 bölü 3 diye kök dışına çıkacaktır. O da 3 üzeri 1 yani 3 olur. Yani aslında birkaç tane yöntem var. Hepsini sizlere gösteriyoruz. Peki 5. derece -32. Kök içinde negatif ifade. Sıkıntı. Ama şöyle -32 kaçın kaçıncı kuvveti? 2'nin 5. kuvveti. -2'nin 5. kuvveti. Doğru mu? Gerçekten de 5 tane -2'yi çarparsanız -32 yapar. O zaman bu 5'ler sadeleşecek ya da böyle olarak gelecek -2'dir. Şurada gördünüz mü? Şunların sadeleşebildiğini gösterdim. 5 bölü 5. Aynısı burada var mı? Hayır yok. Çünkü bununla bunu sadeleştiremezsiniz. Ya da sadeleştirseniz bile ben böyle yapacağım dediyseniz bile kök dışına mutlak değer alarak çıkartacaksınız. Neden? Bu negatif bir sayı. Öyle değil mi? Hı hı. Ancak kökün derecesi çift ise içeride negatif sayı olmaz. Var hocam. Aslında yok. -3'ün 4. kuvveti nedir? Yine pozitif olacak. Artı 81'dir. Yani pozitiftir. Negatifmiş gibi gözüken sayılar var. Onlar pozitif olduğuna göre dışarıya da pozitif olarak çıkmak zorunda. 3. Yani karekök -9 diye bir gerçel sayı yoktur. Ancak karekök -3'ün karesi diye bir gerçel sayı vardır. Zaten bu -9 değildir. Artı 9'dur ve kök dışına mutlak değer -3 yani 3 diye çıkar. Kökün derecesi çift ise mutlak değerle çıkartacaksınız sayıyı. Buyurun Nagihan. Peki artık yavaş yavaş işlemlere başlayalım. 64 kaçın karesi? 8. Az önceki 1'den 20'ye kadar olanları göstermiştik. Bunları hızlı bir şekilde yapın diye. 25. 5. Peki 64 kaçın küp kökü? 4. 4. 4'ün küp kökü. Yani özür dilerim 4'ün küpü desem daha doğru olacak. 64 4'ün küpü ise bu küp kök dışına 4 olarak çıkar. Bunun yerine 4 üzeri 3 yazıp bunları sadeleştirebilirsiniz de. Kısacası 2 çarpı 8. 3 çarpı 5. Eksi 4. 16 eksi 15 eksi 4'ten yanıt eksi 3. Hadi biraz daha zorlayalım. 1,96. 196 bölü 100. 2 çarpı 9 bölü 100. Öyle değil mi Nagihan? 3 çarpı 8 bölü 3 sıfırlık virgül var. 1000. 196 bölü 100. 196 kaçın karesi? 16'nın. 16 bölü 10. Yani 1,6. 2 çarpı 3 bölü 10 yani 6 bölü 10 yani 0,6. 8 kaçın küpü? 2'nin. 1000 kaçın küpü? 10'un. O zaman 2 bölü 10 yani 0,2. Toplarsak 2,2, 2,4 olacak aradığımız sonuç. Bir kademe daha yukarı 48 ancak bu sefer kök şurada dışına çıkamıyor. 3 çıkarttık. 2 ile çarptık. 6 bölü 10. 2 görmedim kare. Tamam. 48 nedir? 16 çarpı 3'tür. Yani 16'sı kök dışına çıkacak ama 3 çıkamayacak. 4 kök 3. 363 3 çarpı 121'dir. Yani 121 çarpı 3. 192 11.
göremedik diyelim. 64 çarpı 3'tür ama göremedik diyelim. Hadi hemen 192'yi asal çarpanlarına ayırarak çıkartın dışarıya. Yani bu atıyorum 4 kök 3 oluyor. Bu 11 kök 3 oluyor. Bu da 2 çarpı 2'ye bölelim 81. 3'e böl... Yok 81 olur mu? 96 değil mi? Evet. 2'ye bölelim 48. 2'ye bölelim 24. 2'ye bölelim 12. 2'ye bölelim 6. 2'ye bölelim 3. 3'e bölelim 1. Kare kök diyor. O zaman ikişerli kankalar halinde çıkacaklar. Bunlar kök dışına çıkıyor. 8 kare kök 3. Zaten dikkat ederseniz toplama veya çıkarma yapabilmeniz için burada köklerin içerisinde 3 kaldıysa bunda da kökün içerisinde 3 kalması lazım. Yoksa cevap şıklarında çok garip bir ifade olur. Hesaplayalım. 4 kök 3. 11 kök 3. Artı 16 kök 3. Yanıt 20. 31 kök 3 olacaktır. Peki küp kök olursa? İçeride küp arayacağım. Hangi sayının küpü var 24'ün çarpanlarında? Şimdi 3 kere 8, 8 de 2'nin küpü. 8 çarpı 3. Evet. Tamam. 81, 27 çarpı 3. 27 bir küptür. 375, 125 çarpı 3. Yine fark edemezseniz kankalama yöntemine devam edeceksiniz. Peki 8 küp kök dışına kaç olarak çıkar? 2. Hatta şunu söyleyeyim size, bakın. Orada çıkarmada kafanız karışıyor olabilir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Küp kök 8 çarpı küp kök 3'tür. Aynı şeydir. Dolayısıyla bu 2 olarak çıkar. Diğeri kök içerisinde kalır. 2 küptürük 3. 3 vardı. 27'den de bir 3 gelecek. 9. İçeride 3 kaldı. Eksi 4 vardı. 125 kaçın küpüdür? 5. O zaman 5 olarak çıkacak dışarıya. 20 olacak. Küptürük kök 3 kaldı. 11'den 20 çıkartın. Eksi 9 küptürük kök 3 olacak sonucumuz. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Dedik burada ilk kısmı bitirmişiz diyecek. Çünkü bitirmemişiz. Kağıtları iyi ayıralım. Peki ifadeyi bir kademe daha zorlaştırdık. İlk önce ne yapmamız gerekiyor demiştik? Toplamayı yapmam gerekiyor. Hemen yapalım. 25 bölü 16. Artı. 32'den 7 çıkar. 25 bölü 16. Hala kökün içerisindeyiz. Bölü. 1 bölü 16. Peki. 25 bölü 16. 5 bölü 4. Artı 5 bölü 4. 4. 1 bölü 4. 10 bölü 4'te 1 bölü 4'ten cevap kaç olacaktır? 10 olacaktır. Olacaktır. Evet, köklü sayılar videolarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.